Merhaba. İnternette aramanızı nasıl yapıyorsunuz? Tabii ki Google kullanarak. Google, sahip olduğu özellikler ve arama gücü sayesinde aradığınızı kısa sürede ve doğru bir şekilde karşınıza çıkartıyor. Fakat Google'ın haricinde bazen video sitelerinde, fotoğraf sitelerinde arama yapmak isteyebilirsiniz. Fotoğraf sitelerinde arama yapacağınızı düşündüğünüzde o fotoğraf sitesine giriyorsunuz ya da bir video sitesine YouTube'a. YouTube'da arama yapmak için, video araması yapmak için tutup YouTube'a giriyorsunuz ve bildiğiniz üzere YouTube'un yukarıdaki arama kutucuğuna aradığınız videoyu yazıyorsunuz. Benim anlatacağım şey ise şu. Sizler eğer Firefox kullanıyorsanız Firefox ekranın sağ üst köşesindeki arama kutucuğuna arama yapmak istediğiniz siteleri ekleyerek aramayı bu alandan yapabilirsiniz. Örneğin ben burada zamanında eklemiştim. Ben şimdi size YouTube'da arama seçeneğini göstereceğim ve bunu YouTube'a girmeden arama motoru ekleyerek yapacağız. Öncelikle YouTube'a girdim. YouTube'a girdiğimde bakın Firefox'un arama kutucuğunun alt kısmında YouTube Video Search arama motorunu ekle seçeneği var. Buna bastığınız anda artık YouTube aramasını YouTube'a girmeden de yapabilirsiniz. Mesela bakın buraya istediğim ismi yazdım ve videolar karşıma çıktı. Devam ediyorum. Bazı internet siteleri size bu imkanı veriyor. Yani siz örneğin CNN Türkiye girelim. Bu siteye girdiğiniz zaman ekşi sözlükte de bu vardır. Bu siteye girdiğiniz zaman CNN Türk aramayı arama motorunu ekle seçeneği var. Ama maalesef her sitede yok bu özellik. Örneğin Wikipedia, beyazperde.com, DivX Planet altyazı arama seçeneği. Bunları özel olarak eklemeniz gerekiyor. Bazı internet siteleri size bu imkanı veriyor. Bazıları ise sizin özel bir şekilde eklemenizi istiyor. Bunun için de kullanacağınız adres Microsoft Project adresi. Yani microsoftmozdev.org. Örneğin burada bir site, Flickr. Bir fotoğraf sitesi, fotoğraf paylaşım sitesi. Flickr yazdıktan sonra buraya bakın karşınıza Flickr'ın baya bir ayrı arama motorları çıktı. Bu bizim kullanacağımız buradan birincisi. Çünkü diğerlerinde bakın farklı özellikler var. Mesela Flickr'ın most interesting, en ilginç resimlerinde arama yapıyor. Devam ediyorum. Burada Flickr seçeneğine bastığınız anda bakın burada tabii ben de arama motoru olduğu için ekleme yapmıyorum. Onu ben hemen kaldırayım şuradan. Arama motorlarını yöneten Flickr'ı kaldırıyorum. Flickr seçeneğine bastığımda arama çubuğunda kullanılabilecek arama motorlarının arasına eklensin mi? Evet'e basıyorum. Buradan örneğin Flickr'da arama yapacağınız zaman geliyorsunuz Flickr kısmına. İstanbul yazıyorsunuz. Dikkatinizi çekiyorum. O sitenin içine girmenize gerek yok. Sağ taraftaki alanda işinizi rahat bir şekilde görüyorsunuz. Flickr aramamız tamamlanıyor ve bizim o siteye girmemize de herhangi bir gerek kalmıyor. İşte bu alanda aramalarınızı arama motoru ekleyerek yapabiliyorsunuz. Bir de şu konuya değinelim. Arama motorlarını yöne seçeneği var. Arama motorlarını yönete bastığınız anda mevcut arama motorlarınızı yukarı aşağı taşıyabilir ya da bunlara dair anahtar kelimeleri düzenleyebilirsiniz. Arama önerilerini göster seçeneği bu Google'ın otomatik tamamlamasına benziyor. Hani siz Google'da an yazdığınızda Ankara çıkabiliyor ya da KE yazdığınızda başka bir şey, o kelimenin baş harflerinden türetilen bir kelime çıkıyor karşınıza. Kaldır seçeneğiyle de beğenmediğiniz ya da kullanmaktan vazgeçtiğiniz arama motorlarını
kaldırabilirsiniz.